Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT Matematik denklem ve eşitsizlik konusunun konu anlatımını ve soru çözümlerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Buyurun bakalım, dersimize geçelim. Evet, denklem ve eşitsizlik arkadaşlar. Denklem çözme birinci kuralımız şu arkadaşlar. Birinci kuralımız, başlangıç kuralımız şu. Bir eşitlik var, x'ler var, sayılar var. Bunları hiç bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum şu anda. Arkadaşlar, bu denklemleri çözmemiz için sayıların bir tarafa geçmesi lazım. X'lerin, bilinmeyenlerin ayrı bir tarafta, karşı tarafta olması gerekiyor. Ve kuralımız şu: eğer eksi ise karşıya geçerken artı oluyor. Bu artı, önünde işaret yoksa artı demektir, karşıya geçerken eksi olacak. Örneğin arkadaşlar, şöyle bir şey var. İşte 4x eşittir 16 diyelim. Bu 4'ü kurtaracağız. Çarpmaya, karşıya geçerken bölme olacak. X eşittir 16 bölü 4 olacak. Yani x eşittir 4. Ya da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bölme var. X bölü 2 eşittir 5. Karşıya geçecek. Bu bölü dediğimiz, karşıya geçerken de çarpma olacak. X eşittir 2 çarpı 5'ten 10 gibi işaretlerimizle denklemi çözeceğiz. Bakalım arkadaşlar. Eksi 7 var. Karşıya atacağım. Artı 7 olaraktan 4x eşittir 17 artı 7'den 4x eşittir 24 yapıyor. X'imiz buradan arkadaşlar, 4x var ya, bir tanesini şöyle düşünün. 4 kilo elma aldın pazardan 24 lira. Bir kilosuna kadar 4'e bölersin. 4 tane x'im var. 24 ise ne yapacağım? 24 bölü 4'ten arkadaşlar, ya da buradaki çarpma karşıya bölü olarak geçti diyoruz. X eşittir 6 sayısını buluyoruz. Geliyoruz arkadaşlar 4. örneğimizi yapmaya. Ne yapacağız? Gerisini size bırakacağız. Hocam, parantez var, çok korkuyorum. Korkma, sıkıcı arkadaşlar. Burayı açmaya çalışalım. Bakın, dağıtacağız. 3 çarpı bu, 3 çarpı bu. Herkes önündeki işaretle çarpılır. Çarpıyorum. 3 çarpı 2x 6x. 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Sonra burada hocam ben kimi dağıtacağım? Çok korkuyorum, bilmiyorum. Eksi 4 var. Eksi 4'ü çarpacağız. Eksi 4'te bir bunu çarpacağız, bir de bunu. Eksi 4'te x'i çarparsam eksi 4x. Eksi 4'te eksi 5'i çarparsam eksi eksi çarpıldığında artı yaptı. Artı 20 eşittir 7. Şimdi x'leri bir toplayalım, çıkartmayı yapalım ve sayıları da karşıya atalım. Doğru mu? Önce bir toplamayı, çıkartmayı yapalım. 6x'den 4x çıktı. 2x. Eksi 3 artı 20 daha artı 17 geliyor. Eşittir 7. Karşıya geçecek bu. 2x artı 17 eksi 17 olaraktan geçecek. 7 eksi 17'den 2x eşittir eksi 10. 2'ye bölüyorum. X eşittir eksi 5 gelecek. A şıkkımızda diyoruz arkadaşlar. Tabii kitabın diğer sorularını size bırakıyoruz. Ben sadece zor örnekleri size gösteriyorum. İkinci bölüm arkadaşlar. Böyle bir denklemde paydalar, maydalar, kesirler var. Ne yapacağız arkadaşlar? Olay şu. İsterseniz sol taraftaki paydayı eşitleyip içler dışer çarpımı da yapabiliriz. Ya da her tarafın paydasını eşitleriz ve paydayı kaldırırız. Ben onu yapayım. Burayı 2 ile genişleteyim. Burayı da arkadaşlar 1 ya 4 ile genişleteyim. Ne olacak? Burası 3x eksi 1 bölü 4. Sonra arkadaşlar eksi var. 2 ile genişlettik. 2x bölü 4 eşittir. 4 ile genişletiyorum. 4 ile çarpıyorum. 4 eksi 4x oldu. 4 eksi 4x bölü 4. Paydaları sildim ben. Yukarıdakiler kaldı arkadaşlar. 3x eksi, şöyle yazalım. 3x eksi 1 eksi 2x eşittir 4 eksi 4x. 3x'ten 2x çıktı. X eksi 1 eşittir 4 eksi 4x. Sonra eksi 1 karşıya, eksi 4x de buraya gelsin. Çünkü x'i her zaman pozitif olduğu yerde tutalım arkadaşlar. Buraya artı 4x olarak gelecek. 5x eşittir. Eksi 1 de karşıya artı 1 geçecek. 5. X'imiz eşittir 1. Peki arkadaşlar, bunu bulduktan sonra rasyonel bu şekildeki kesirli sayılarda yerine koyduğumuzda tanımsız yapan var mı? Tanımsız neydi? Paydayı sıfırlamasın. Paydalarda x yok. Dolayısıyla rahat bir şekilde cevabın 1 olduğunu görebiliriz diyoruz arkadaşlar. Geçiyorum burada 4. örneğime. Hadi bakalım. Diyor ki denkleminin çözüm kümesi nedir? Yine ben aynı işi yapacağım. Burada 2 var, 3 var, 6 var. Burayı 3 ile, burayı 2 ile genişleteyim. Sonra 6'ları kaybedeyim. Dolayısıyla çarpar çarpmaz 6'ları kaldıracağım ben. 3 ile çarpıyorum. 15n eksi 3. Burayı 2 ile çarpıyorum. Önünde de eksi var. Dikkat edelim. O zaman eksi 2 ile çarpacağım. Hem eksiyi dağıtacağım hem 2'yi. Hocam eksi 6n, o zaman ne oldu? Eksi 8 eşittir. Burada 3'ü dağıtıyorum sadece. 9n
eksi 12 artı 3 olarak da artı 1 pardon artı 1 olaraktan yazdık arkadaşlar. Şunu çarpmıyor çünkü 1'i. Peki şimdi bakıyorum. Hızlandıralım. 15n'den 6n çıktı 9n. 9n'den 9n daha çıktı arkadaşlar. 0n kaldı. 0n yani n yok. Sayılar eksi 12 artı 1 daha eksi 11. Eksi 11 arkadaşlar karşıya geçtik. 8 daha eksi 3 artı 3 daha 0. 0n eşittir 0. Hocam böyle bir şey kalırsa ne olacak? Evet. Arkadaşlar eğer 0 eşittir 0 geliyorsa denklem çözmede bunun çözüm kümesi arkadaşlar reel sayılardır. Tüm reel sayılar bunun çözüm kümesi olacaktır. Eğer peki şöyle bir şey olsaydı 0n eşittir 3 veyahut da 0 eşittir sayı yani 0n eşittir 3, 5, 7 herhangi bir sayı olsaydı bu da arkadaşlar boş küme olacaktı. Çözümü yok diyecektik. İki ihtimalimiz var. Ya 0 eşittir 0 çıkar. Bütün reel sayılar karşılar bunu. Cevap reel sayılar olacak. Ya da 0'a eşittir sayı geldiğinde de arkadaşlar burada da çözüm kümemiz boş küme olacak diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada dikkat. Eğer diyor ki denklemi her x reel sayısı için sağlanıyorsa mn ikilisi nedir? Bu her x reel sayısı için sağlanıyor demek ne demek arkadaşlar? 0 eşittir 0 eşitliği olacak. Buradan da hocam bunu şöyle de çözebiliriz. X'lerin katsayıları ve sabit sayıların katsayıları aynı. Ya bakın burada x'in katsayısı m-2, burada x'in katsayısı 3. O zaman burasının 3 olması için m'in 5 olması lazım. Burada sabit sayımız n-4, burada 6 var. n-4'ü 6'ya eşit olması için n'in 10 olması gerekiyor. 5'e 10 diyeceğiz arkadaşlar. Bu bir. Peki denkleminin çözüm kümesinin boş kümesi ise m nedir? M kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın x'ler sıfırlanacak. Bir kere m yine aynı olacak. M eşittir 5 olacak ama n eşit değildir 10 diyeceğiz. Neden? Çünkü n de 10'a eşit olduğunda 0 eşittir 0 eşitliği olacak. Bu da tüm reel sayıları kapsayacak. Ama burada arkadaşlar 0n yani n'ler gidecek 0 eşittir sayı eşitliği gelmesi lazım ki arkadaşlar boş kümesi olsun. N 5 olacak. N de 10 olmaması gerekiyor. Bakın burada bahsetmiş. N 5 n'in de 10 olmaması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bunun örneğine gelelim bakalım. Dördüncü örneğimiz ne diyor? Denklemini sağlayan herhangi bir x reel sayısı olmadığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Bakıyorum. Şimdi herhangi bir x reel sayısı olmadığına göre o zaman x arkadaşlar x'ler eşit olacak. Yani boş küme olacak burası. Sabit sayılarda eşit olmayacak. Bakın sabit sayıların alttan çizdim. X'leri üstten çizdim. O zaman arkadaşlar a eksi 2 4'e eşit olması lazım. A bir kere eşittir 6. Burayı yazdım. Peki bunun da eşit olmaması için eşitmiş gibi çözeyim sonra öyle olmayacak diyeyim. Çünkü eşittir çözdüğümde sonsuz çözüm kümesi olacak. Tüm reel sayılar. B eşittir 2B eksi 3 eşit değildir diyeceğim. Atıyorum bunu buraya bunu da buraya atıyorum. B eşittir 3 geliyor. Yani B eşit değildir 3. O zaman A 6 olacak. B de 3'e eşit olmayacak. Çünkü B 3'e eşit olursa sonsuz çözüm kümesi tüm reel sayılarda. Herhangi bir reel sayı o çözümü olmadığına göre 0x eşittir sayı herhangi bir sayı kalacak. Burada sayıyı nasıl hesaplarız diyoruz ya 0 olmasın da ne olursa olsun 0 eşittir 0 olmasın ne olursa olsun bizim çözüm kümemizi getirecektir diyoruz. Cevabımız Denizli'ydi. Geçiyoruz arkadaşlar 3.4'e. Denkleminin sistemini sağlayan x'y ikilisi nedir diyor arkadaşlar. Şimdi geldik iki tane bilinmeyene. Bunlarla ilgili bahsedeceğimiz en önemli arkadaşlar metot tamam mı? En önemli metot taraf tarafa götürmektir arkadaşlar. Mesela yukarıda bakın arkadaşlar 2x eksi y eşittir 3 aşağıda x artı 3y. Önce kimi götürebilirim? Burayı ben eksi 2 ile çarpsam şu olmaz mı? Şunu yazıyorum 2x eksi y eşittir 3. Buraya yazıyorum eksi 2x eksi 6y eşittir eksi 52. Bakın taraf tarafa topladığımda x'ler gitti mi? Taraf tarafa götürme işleminde şunu yapmamız gerekir. X ya da y'den katsayılarını kolay bir araya getirebileceğimiz sayıyı seçelim. Tamam mı? Birini artı birini eksi yaptığımızda taraf tarafa toplarsak onlar kaybolacak.
Diğerleri kalacak ve denklemi buradan çözeceğiz. Diğerini bulduk mu? Y'yi bulacağız buradan. X'ler gidiyor taraf tarafa topladığımızda. Sonra Y'yi yerine koyup X'i oluşturacağız. Taraf tarafa topluyorum. Sol tarafta eksi 7Y oldu bak. 2X'ler gitti. Eksi Y, eksi 6Y de arkadaşlar. Eksi 7Y. Ne oldu? Eksi 52. 3 daha topladım. Eksi 49. Bunları artıya çevirebilirim X'de eksi olduğu için. Y eşittir 7 oldu arkadaşlar. Şimdi Y eşittir 7 ise... Ben şuraya 7 yazıyorum. Eksi 7. Karşıya geçelim. 2x eşittir. Arkadaşlar 10 oldu. X de 5 geldi. 5'e 7 ikilisini bulduk. Burada diyoruz arkadaşlar. Bir başka yöntem için de 5'e 7'yi bulduk. Bir başka yöntem için de şunu göstereceğim. İkinci bir yöntemi de göstereyim ki. Çünkü %99 bu kullanılır. Çok zayıf bir şekilde arkadaşlar şu da kullanılır. Mesela ben burada kimi yalnız bırakabilirim? Y'yi yalnız bırakayım. Karşıya atayım. X3'ü de buraya atayım. 2x eksi 3 eşittir y'ymiş değil mi? Şimdi ben bunu şuradaki 3y yerine yazıyorum. X artı 3 çarpı bakın y yerine 2x eksi 3. 2x eksi 3'ü yazdım. Y'nin karşılığını buraya yazdım. Y'ler gitti x kaldı. Eşittir 26 mı? Açıyorum x artı çarpıyorum tık tık. 6x eksi 9 eşittir 26. 7x eşittir eksi 9 karşıya geçti. 35. X eşittir 5'miş. Yerine koyuyorum buradan. 10 eksi 3'ten y de eşittir 7 geliyor. Aynı çözüm. Hangisini uygulamak gerekiyor? Bu da kolay, diğeri de kolay. Diğerini uygulamanızı şiddetle öneriyorum. Taraf tarafa götürmeyi. Çünkü ileri matematikte, AYT matematikte denklemler daha zorlaştığında arkadaşlar sadece onun üzerinde gideceksiniz. Tamam mı? Bu işin başlangıç kısmı oluyor diyoruz. Devam ediyorum. Sorumuzu çözelim bakalım. Burada ne var? Hocam şimdi az önce gösteriyordun da hadi bakalım burada da şimdi bakalım şuna. İşte bölü x var, bölü y var. Aynısını yapacağız abicim. Aynısını yapacağız. Hangisini götürmek lazım? Bunu eksi 2 ile çarparsanız eksi 2 bölü y olur mu? Bak artı 2 bölü y, eksi 2 bölü y. Y'leri kafaya taktım. Eksi 3 ile çarparsam x'ler gider. Eksi 2 ile çarparsam y'ler gider. Yazıyorum. 3 bölü x artı 2 bölü y eşittir 3 bölü 2. Aşağı bunu yazıyorum. Eksi 2 bölü x, eksi 2 bölü y eşittir eksi 4 bölü 3. Y'ler gitti. 3 eksi 2'den 1 bölü x eşittir 3 eksi arkadaşlar burası ne? 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3. Çünkü neden? Paydalar eşit değil. Payda eşitlemem lazım. Burayı 3, burayı 2 ile genişletiyorum. 9'dan 8 çıkacak. Yani 9 eksi 8 bölü aşağısı ne? 6 eşittir 1 bölü x. Burası ne oldu? 1 bölü x eşittir 1 bölü 6 geldi. İçler dışlardan x eşittir 6 cevabını buluyoruz. Hocam x eşittir 6'yı bulduk. Siliyorum. Görmediyseniz, orayı kaçırdıysanız, yazmadıysanız videoyu durdurup yazabilirsiniz. X'e 6'yı koyacağım. Tamam mı? Y'yi bulacağım. 1 bölü 6 artı 1 bölü Y eşittir 2 bölü 3. Bunu karşıya atıyorum. 1 bölü Y eşittir 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6. Paydayı genişletelim. Burayı 2 ile genişlettim. 4 oldu. 4 eksi 1 bölü 6 eşittir 1 bölü Y. Ne oldu? 1 bölü Y eşittir 3 bölü 6 geldi. Buradan da arkadaşlar içler dışlar çarpımı 6 eşittir 3y, y eşittir 2. Şimdi x'e 6 demiştik, y'ye de 2 geldi. Çözümümüz Adana oldu mu? Gayet kolay oldu diyoruz arkadaşlar. Evet, geliyoruz buraya. Diyor ki arkadaşlar sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre arkadaşlar a artı b kaçtır? Buradaki olay şu. İki tane denklem. Hocam biz bir denklemde bunu görüyorduk da iki tane denklemde sonsuz çözümü olduğunda biz bunu nasıl yapacağız iki denklemin? Bu iki denklemin şu demek arkadaşlar. Sonsuz çözümü varsa ikisinin de birebir aynısı olduğunu gösterir. Pardon. Nasıl olacaktır? Birbirlerinin katsayısıdır arkadaşlar. Yani x'lerin oranı, y'lerin oranı eşittir sabit sayıların oranı birbirine eşit olacaktır. Nasıl mı? Mesela x'lere bakıyorum. Hocam burada x'in katsayısı a eksi 2. A eksi 2 bölü x'in katsayısı 8. Sonra y'nin katsayısına geliyorum. Y bölü b artı 3. Tamam mı? Y'nin pardon 4. Y'nin katsayısı 4'tü arkadaşlar. Onu yazalım. 4 bölü çünkü 4 7 ya. 4 bölü b artı 3 eşittir. Eksi 3 bölü 6. Sabit sayılar eksi 3'e 6.
Şimdi hocam ben bunu içler dışlar yapamam diyen arkadaşlar, ya birini kapat, şurası belli, bununla bunu yap, sonra bununla da şunu yap. Yani bununla bunu da içler dışar çarpma yapabilirsin. İstediğinle uğraş. Bakalım eksi 3'e çarpıyorum arkadaşlar. Sadeleştirebiliriz. Eksi 1 bölü 2 olsun. Ne oldu? Eksi b eksi 3 eşittir 8. Eksi b'yi buraya alıyorum. B eşittir eksi 3 eksi 8'den b eşittir eksi 11 çıktı. Sonra içler dışarı şununla bakın. Eksi 1 bölü 2 bunu kapatıyorum. Bununla yapıyorum. 2a eksi 4 eşittir eksi 8. Karşıya geçecek. 2a eşittir eksi 4 geliyor. A eşittir eksi 2 alıyoruz. Bakın b'ye eksi 11, a'ya eksi 2 dedik. Eksi 2'ye eksi 11. Toplamları ne? Eksi 13 olacak mı acaba, bakalım arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yanılmadık. Bakın diyor ki, şurayı yazmanızı isteyeceğim. Sonsuz çözüm kümesi olması için x'lerin katsayıları a1 bölü a2, y'lerin katsayıları b1 bölü b2 ve sabitlerin katsayıların oranları aynı olması gerekiyor. Peki arkadaşlar, çözüm kümesi boş küme olursa ne olacak arkadaşlar? Çözüm kümesinin boş küme olması için, tamam mı arkadaşlar, bunların a1 bölü a2 eşittir b1 bölü b2, bu da eşit değildir c1 bölü c2 diyeceksiniz. Yani sabitlerin oranına bunların eşit olmadığını göstereceksiniz arkadaşlar buradan. Buradan bir tane bilinmeyen sorar zaten, okey mi? İkisini de görmüş olduk arkadaşlar. Diyor ki geldiği anlattığımız soru, denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m kaçtır arkadaşlar? Bize bunu soruyor. Şimdi biz ne yapacağız? X'in katsayısı 4, x'in katsayısı m eksi 1. Y'nin katsayısı ne? M artı 1. Y'nin katsayısı ne? 2. Sonra arkadaşlar buradan ne geliyor? 6'ya 3 ama eşit değil olacak buna. Değil mi arkadaşlar? Eşit değil diyecek bize. Peki biz bunu önce ne yapacağız arkadaşlar? Eşitmiş gibi içler dışlar çarpımıyla bir çözeceğiz. Ondan sonra bu değildir diyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Daha sonra bunu burada da deneyeceğiz. Bakalım şimdi. Önce şurası. M-1 ile M artı 1'i bir çarpalım bakın. M-1, M artı 1'i. Şurası ne oldu? M-1 ile M artı 1 çarparsak M-1, M artı 1. İlk defa gören arkadaşlar için ayrıntılı yazıyorum. Eşittir 8. Aslında bu bir eksilisi bir artılısından 2 kare farkı. Yani şunu açtığımızda m kare eksi 1 geldi eşittir 8. Hocam burası m kare eksi 1 eşittir 8 ise m kare eşittir 9. Hocam bir şeyin karesi 9 ise bu şey nedir? Ya eksi 3'tür ya da artı 3'tür. Burayı unutmayın. M 2 tane değer çıkıyor. Ya artı 3 ya da eksi 3. Çünkü ikisinin de karesi 9. Biz iki ihtimalde deneyeceğiz. Peki şuraya koyduğumuzda 6 bölü 3'e eşit olmayacak. Mesela ben 3'ü koysaydım arkadaşlar. 3'ü koysaydım. M artı 1'e 3'ü koyduğumda 3 artı 1 bölü 2 eşit olmayacak 6 bölü 3'e. Yani 4 bölü 2 6 bölü 3. 3'ü koyduğumda gördüğünüz gibi eşit oluyor. 3 olmayacak. 3'ü sildim. Peki eksi 3'ü deniyorum arkadaşlar. 3'ü buraya koyduğumda 3 eksi 1'den burası da 2 geliyor. Yine aynı oran, bu da olmayacak. Peki eksi 3'ü koyduğumda olacak mı? Eksi 3'ü koydum. Eksi 2 bölü 2. Eksi 3'ü koydum arkadaşlar. 4 bölü eksi 4. Bakın eksi 3 değeri şunları sağladı ama burayı sağlamıyor. 2 bölü 1 oranını vermiyor. Demek ki Ceyhan şıkkıymış. 2 bölüm oluştu burada. Şunun eşitliğini sağladım. İçler dışlar çarpımından ilk defa gördüğünüz İki kare farkı çıktı. Şunu çarptığınızda arkadaşlar, bir şeyin artılısı ile eksilisini çarptığınızda iki kare farkı demektir bu. M kare eksi 1 çıktı eşittir 8. M kare 9 ise ya eksi 3'tür ya da artı 3'tür dedik arkadaşlar. Peki şu olmayacak. Bizi kısıtlayan burasıydı. Bu da olmayacak dedik. Çünkü boş küme olacak. Denedik. Artı 3'ü koyduğumuzda eşit oluyor burası. Bu olmayacak demiştik. Artı 3'ü sildik. Eksi 3'ü koyduk. Bu sefer istediğimiz sonucu sağladı diyoruz arkadaşlar. Evet, denklem ve eşitsizliğin birinci videonun sonuna geldik arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatım yapmaya çalışıyoruz. Yazarak dinlerseniz ve benim anlatımımdan sonra soru çözümlerini yaparsanız arkadaşlar, çok ileri derecede fayda göreceğinizi ümit ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.